Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. seneyi devriyesindeyiz. Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce istiklal ve istikbalimiz uğrunda fedai can eyleyen kahramanlara fatihalarımızı gönderdik. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında, hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen, öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri utanmadan, danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar, Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum.
şehitlerimizi unutmadığımız 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam, o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletimizle beraber olacağız. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendiyi sahneye davet ediyoruz. Sayın İl Müftümüzü sahneye davet ediyoruz ve gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın İl Müftümüz dua yapacaktır. Buyurunuz lütfen. Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler makamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara hitap etti. Önemli mesajlar verdi şüphesiz ki. Darbeye tiyatro diyenleri, danışıklı dövüş diyenleri affetmeyeceğiz dedi. Öncesinde ise Şehitler makamını ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından da dua etti Başkan Erdoğan beraberinde. Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte ve ardından da platforma gelerek bir konuşma yaptı. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş şimdi dua ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lil muttakîn. Ve la udvâne illâ alel zâlimîn. Ve salatu ve selamu alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختمات القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة ختمات القرآن العظيم وألبسنا بخلعة ختمات القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Aziz şehitlerimizin ruhları için okumuş olduğumuz hatmi şeriflerimizi, 253 şehidimize okuduğumuz 253 hatmi şerifimizi ve aziz milletimizin binlerce okuduğu hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu Seyyidül Enam'ı cümlemizden, cümle geçmişlerimizden, aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden hoşnut ve razı eyle. Bizleri, bütün şehit ve gazilerimizi sevgili Peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam'dan sonuncusu sevgili Peygamberimize kadar bütün peygamber efendilerimize hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Âli ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i din-i mübin, rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain hazaratının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin, bundan 8 yıl önce başta bu mekan olmak üzere vücutlarını hain kurşunlara siper ederek can veren, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimize hediye ediyoruz. Okunan hatmi şerifler ve Kur'an-ı Kerimler hürmetine kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Menzillerini mübarek eyle. Kabirde istirahatlarını günbegün müzdad eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye ve Kurtuluş Harbi'nden bugüne 15 Temmuz'a kadar vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız, Kur'an'ımız, millet ve memleket uğruna feda edemeyeceğimiz bütün mukaddesatımız uğruna fedai can etmiş bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, hayatta olan gazilerimize, fedakar gazilerimize sağlık, afiyet içerisinde huzurlu, mutlu bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı, birlik ve beraberliğimizi ilelebet daim eyle ya Rabbi. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, vatanımıza ve milletimize kasteden hainlere fırsat verme ya Rabbi. Bu işe kalkışacak olursa onların karşısında dimdik durabilmeyi, o şuuru, o anlayışı bizlere millet olarak nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri ecdadımıza layık eyle. Bu cennet vatanı kanlarıyla sulayarak bize emanet eden, ezanımız dinmesin, bayrağımız ilelebet dalgalansın. Evlatlarımız Allah'ın, Kur'an'ın, Resul-i Kibriya'nın yolundan ayrılmasın diye fedai can eden bütün ecdadımıza rahmet eyle. Bizleri onlara layık eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, evlatlarımızı hayrul halef eyle. Vatan, millet, din, diyanet ve mukaddesat şuuruyla yetişmelerini nasip ve müyesser eyle. Ya İlahel Alemin, bizleri son nefesimizde iman ile huzura gitmeyi nasip ve müyesser eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة Saygılar hemşehrilerimiz, çok teşekkür ediyoruz değerli il müftümüze Safi Arpakuş hocamıza da çok teşekkür ediyoruz, ağzına sağlık. Saygılar hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Ankara'daki programlara yetişmek üzere aramızdan ayrılacaktır. Buraya katılan tüm vatandaşlarımızdan Hafıza 15 Temmuz'u gezmeden lütfen buradan ayrılmayınız. Hafıza 15 Temmuz'a girerek yeniden 8 yıl öncesini hatırlamanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Anıt ziyareti yaparak tüm şehitlerimize dualar edebilir, tüm şehitlerimize fatihalar gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Ve programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. O hain darbe girişiminin ve o hainlere karşı destansı direnişin ve tarihi dirilişin simge noktasıydı. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Başkan Erdoğan orada o demokrasi nöbetini yaşatmak için orada toplanan vatandaşlara hitap etti. Ardından da İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpakuş tarafından bir dua edildi. Şimdi